获得金牌的是塔哈阿克古尔，来自土耳其。Winning the gold medal is Ahagur Taha from Turkey. 有请颁奖嘉宾为获得金牌的运动员颁发奖牌。Let's welcome the presenter to award the gold medal.女士们、先生们，请起立，升国旗，奏土耳其国歌。Ladies and gentlemen, please stand up. Now raise the national flags and play the national anthem of Turkey.请坐。1990yılında Sivas'ta doğdum. Güreşe babamın sayesinde başladım. Üç kardeşiz, ben ortancıyım. Ve önce abim güreşe başladı, daha sonra babam beni güreşe başlattı. Ama maalesef Sivas yıllarında güreşte bana madalina nasip olmadı. 12 yaşında ben bu spora başladım. 17-18 yaşına kadar Sivas'ta güreş eğitim merkezinde çok ciddi bir eğitim aldım. 365 gün inanın güreş antrenmanı yapılıyordu veve ben o süreçte maalesef minikler ve yıldızlar kategorisinde hiç madalya alamadım. Abim de yine aynı şekilde o yıllarda madalya alamamıştı. Hal böyle olunca tabii ailemize çok büyük bir hayal kırıklığı oldu güreş adına. Babam da güreşçi olmamızı istiyordu. Ama annem hep eğitimde başarılı olmamızı istedi. O yüzden ben çok çalışan bir öğrenciydim. Derslerimi hiç bırakmazdım. Hep takdir teşekkür alan bir öğrenciydim. Tabii o yıllarda güreşte başarılı olamayınca mecburen güreşe ara vermek zorunda kaldım. Ve üniversite sınavına hazırlandım.Ve 9 Eylül Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümünü dereceyle kazandım. Türkçe Öğretmenliği bölümünü. Ve bu sayede Sivas'tan İzmir'e gittim üniversite okumak için. Ve bu süreçte üniversiteme devam ettim. Ve sınıfın en başarılı öğrencilerinden bir tanesiydim. 3. sınıfa kadar devam ettim. Ve 3 sene boyunca hiç antrenman yapmadım. Ve daha sonra tesadüfen İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün olduğunu ve genç sporculara maddi anlamda destek olduğunu, maaş verdiğini duydum. Ben de tabii ailemden ayrıldığım için onlara yük olmamadım ve belki öğrencilik hayatıma maddi anlamda katkıda bulunur diye tekrardan antrenmanlara başlama kararı aldım ve orada Remzi Musoğlu hocamla tanıştım. Hocamın o tekrardan benim kaybettiğim özgüvenin aşılanması, daha senin fizik yapın müsait iyi bir arsiket olabilirsin demesi ve üzerime düşmesi, o özgüvenle beraber inanın bir aylık bir antrenmanla hem okula hem antrenmana gidiyordum o süreçte İzmir'deyken. O bir aylık bir antrenmanla Ankara'da gençler Türk öncüsü oldum. Şansıma dönemin bütün amiri takım hocaları, gençler takım hocaları oradaydı. Herkes beni izledi. Çok güzel müsabakalar yaptım. Fizik iki yapıda müsait. Sahadan iyi bir arsiket olabilir diye. Yani o günkü aldığım madalyayla beraber güreş adına benim için yeniden bir doğuş başladı. Hocalarım o yüzden sağ olsunlar hepsinin emeği çoktur. Amiri takım hocalarımızın, federasyon başkanlarımızın. Hepsinin emeği bende çoktur. Elimden tuttular, ben de onları mahcup etmedim. Yani o ilk aldığım madalyayla beraber Taha adına güreşte yeniden bir doğuş başladı. Ve o süreçte de çok hızlı bir şekilde ilerleyip büyük şampiyonluklar elde ettim. Avrupa, Dünya, Olimpiyat yani yeryüzündeki bütün şampiyonlukları o süreçten sonra çok hızlı bir şekilde 7-8 sene içerisinde rekorlar kırarak elde etmek nasip oldu.Benim kariyerimde elde ettiğim çok büyük şampiyonluklar var. Bunların en önemlileri tabii ki de 7 Avrupa, 2 Dünya ve 1 Olimpiyat şampiyonluğu. Onun haricinde Akdeniz Oyunları şampiyonluğu, üniversiteler Dünya şampiyonluğu, üniversiteler Olimpiyat şampiyonluğu, aynı zamanda askeri olimpiyatlar şampiyonluğum da mevcut. Hamdolsun Allah'a yeryüzünde almadığım hiçbir şampiyonada hiçbir altın madalya kalmadı. Bütün altın madalyalar nasip oldu. Bütün turnuvalarda güreştim, bütün turnuvalarda birinciliklerim var.Keşke şunu da başarsaydım diyebileceğim bir başarı kalmadı. İnşallah bundan sonraki süreçte de bunların sayılarını artırmak için mücadelemi sporuma devam ediyorum.